Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Bugün dışarıdayız çünkü uygulamalı bir teknik anlatacağız sizlere. Bugünkü konu başlığımız pan fotoğraf nasıl çekilir? Bununla ilgili bir video yapacağız sizlere. Ben Fujifilm Ankara Showroom'dan Hazar. Merhaba arkadaşlar, ben Fujifilm Ankara Showroom'dan Harun. Hazar'ın dediği gibi bugün sizlerle uygulamalı bir teknik yapacağız. Şimdi pan fotoğraf nedir abi? Pan fotoğraf çektiğimiz hareketli nesnenin hareket hissini koruyarak arka plana bir hareket etkisi vermek. Yani çektiğimiz nesne net olacak, arka plandaki o hareketi izleyiciyle buluşturacağız. Yani o yarış arabalarında falan genelde görüyoruz böyle. Evet, özellikle falan. Spor fotoğrafçılığının olmazsa olmaz fotoğraf tekniklerinden birisi zaten bu. Hatta Usain Bolt'un bir tane fotoğrafı var. Fotoğrafçı Spencer'ın çektiği. Bayağı böyle ödül almış bir fotoğraf hatta. Koşarken kameralara gülümsüyor. Usain Bolt net. Arka tarafta tamamen o hareket etkisini görüyoruz çok net bir şekilde. Güzel bir fotoğraftı. Evet, şimdi pan fotoğraf çekerken kullanacağımız enstantane değerleri nasıl olmalı abi? Şöyle ki şimdi işin içine bir hareket katacağımız için daha düşük perde hızları kullanmamız lazım. Yani hareketin hızına bağlı olacak şekilde çok düşürdüğümüz zaman tabii elde çekemiyoruz. Yani minimum bir 1/15 enstantane ile 1/60 enstantane arasında ideal bir pan fotoğrafı yapabiliriz. 1/15, 1/60 enstantane dedik ya abi. Neye göre ayarlıyoruz biz bunu? Yani. Şöyle şimdi çektiğimiz nesnenin hareketi yüksekse enstantane değerimizi yükseltebiliriz. Yani hareket etkisini ne kadar çok istiyorsak aslında düşürebiliyoruz bunu. Ama elde fotoğraf çekeceksek, yani elde pan fotoğraf çekeceksek bu biraz bizi zorlayabilir. Yani 1/10, 1/15 enstantanenin daha altına düştüğümüz zaman, yani 1/5, 1/1 gibi enstantanelere düştüğümüzde bu bizi artık zorlayacaktır. Hani şey diyoruz yani, şimdi ben koşarken beni işte 1/4'te, 1/8'de ancak kurtarırız ama Usain Bolt koşuyorsa 1/30'a kadar çıkabiliriz tabii, diyorsun. Tabii aynen, onu yakalayalım. Onu 1/100'de bile yakalayamayabiliriz. Peki şimdi abi enstantane ayarladık. 1/15, 1/60 arası falan dedik, tamam. ISO'yu ne yapacağız? Diyaframı ne yapacağız? Yani şöyle, kafalar şimdi, karışık bu konuda hocam. Burada hani sadece enstantaneyi ayarlamakla bitmiyor. Çünkü biz gündüz fotoğraf çekiyorsak aydınlık bir havada mesela öğlen 12'de, 1'de hiç bulut yokken fotoğraf çekiyoruz. Sert bir ışık var. Şimdi enstantanemizi 1/15'e düşürdüğümüz zaman ne olacak? Çok fazla ışık girişi olacak. Mesela. Aynen öyle. Bunu diyaframla kesmemiz lazım. Yani tabii ışık derecesine göre değişiyor ama ortalama hani 8 ila 16 diyafram arasında kurtaracaktır. Ama hem enstantaneyi hem diyaframı ikisini de aşağı çektiğiniz zaman bembeyaz pozlama değeri artı 2'lerde 3'lerde bir fotoğraf ortaya çıkacak. Peki diyaframımız yetmezse kullanabileceğimiz böyle ekstra bir aparat, bir şey var mı bizi destekleyecek? ND filtre kullanabiliriz eğer ışık gerçekten çok fazlaysa. Ama ND filtre de tabii o 10 stopluk, 8 stopluk değil de belki işte 3-4 stopluk bir ND filtre bizi kurtaracaktır burada. Peki şimdi hani hep böyle düşük diyafram seviyoruz ya, işte biz net, arka, flu. Şimdi 8 diyafram dedin, 16 diyafram dedin. Evet. Bu konuda da bize ufak bir taktik verebilir şöyle misin? Şimdi zaten çekeceğimiz nesneyi biz hareket halinde çektiğimiz için biz kamerayla çektiğimiz nesneyle aynı hızda dönüyoruz. Şimdi diyafram 8 olsa bile zaten o hareket etkisiyle beraber arka fon, arka plan zaten kayacak gidecek. Yani o yüzden o zaten işte flu alan, olduğu için. Hani alan derinliği vermişiz, vermemişiz. Diyafram 22 olmuş. Onun çok fazla bir önemi yok burada. Yani panda bu alan derinliğine çok takılmıyoruz. Aynen öyle. Peki şimdi sen az önce ufaktan bir sürprizi bozdun. Ben aslında onu da soracaktım sana. Şimdi pan fotoğraf çekerken nasıl yapacağız? Yani nasıl çekeceğiz biz bunu? Şimdi şöyle, bunun tabii farklı teknikleri var. İstersek çekeceğimiz konu stabilse, yani aynı hızda dönüyorsa ve birden fazla çekme şansımız varsa tripod kullanabiliriz tabii ki. Tripod bir avantaj olacaktır burada. Ama biz yanımıza getirdik. Aynen, yanımızda ne olur ne olmaz getirdik. Ama çekeceğimiz fotoğraflarda mesela koşan bir insanı çekiyoruz. Hareket stabil değil. Yani ileri gelebilir, geri gelebilir. Elde çekeceğimiz durumlarda şunu yapabiliriz. Makineyi boynumuza taktık. Mümkünse hani aynasız bir makine kullanıyorsak makinenin arka ekranını kullanıp makineyi boynumuza taktıktan sonra olabildiğince şöyle gergin tutup, yani çünkü o stabiliteyi sağlamamız lazım. Stabiliteyi sağlamamız lazım. Çekeceğimiz konuyla aynı hızda dönerek çekim yapıyoruz. Yani buradaki asıl olayımız bizim konuyla beraber dönmek. Tabii aynı hızda dönebilmek. Eğer konu bizden hızlı dönerse olmaz. Bütün sahne flu çıkar. Çünkü biz de hareket halinde olacağız. Yani konu karşımda, ben paralel bir şekilde dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Konunun en hızlı olduğu yerde deklanşöre bastığımda benim konuyla aynı hızda dönüyor olmam lazım. Ama şunu unutmamak lazım ki makinede deklanşöre bastıktan sonra biz çekim bitti deyip dönmeyi kesersek o fotoğraf yine flu çıkar. Çünkü perde hızımız düşük olduğu için
Biz elimizi deklanşörden kaldırdığımız zaman perde hızı yavaş olacağından dolayı makine zaten çekimi hala devam ettiriyor. Yani o hareketi bizim tamamlamamız lazım. Yani biz makineyi bastık, tamam ben çektim deyip bırakmak yok. Tabii hareketi tamamlıyoruz. Tamamlayacağız. Ben şeyi de bahsetmek istiyorum. Genelde bu pan fotoğraf çok güzel bir teknik olmasına rağmen bir kafa karışıklığı da var. Evet. Şimdi mesela New York meydanının böyle bir sarı taksilerin böyle kayarak yani geçtiği meşhur fotoğraf. Aynen öyle, o meşhur fotoğraf. O şimdi pan tekniği midir abi? Şöyle, şimdi pan tekniğinde eğer ki arka plan sabit, net, ön taraftaki hareket varsa bu bir pan fotoğraf değildir. Hmm. Pan fotoğraf arka planın karıştığı, yani arka planın hareket ettiği, hareketli nesnenin de net çıktığı fotoğraflardır. Yani bu kamera açılarında hani pan tilt dediğimiz, hani bu derslerde anlatıyorlar ne işimize yarıyor dediğimiz olay. Evet, zaten şimdi, pan olayı zaten hareketi takip etmektir. Yani pan yap dediğin zaman sen o hareketi ya tripodla ya elle bu şekilde pan yaparak paralel bir şekilde takip edersin. Yani çekerken pan yapıyorsak pan fotoğraf. Aynen, yoksa evet. Değil. Yani bizim hareketli olmamız lazım. Ama biz hareketli değil. Nesne hareketliyse bu artık blur fotoğraf. Yani önümüzden mesela bir araç geçiyor. Hı hı. Biz kameramızı hiç hareket ettirmedik. Ve o araç full çıktı arka taraf. Net çıktı blur fotoğraf. Ama biz önümüzden geçen araçla beraber kameramızı hareket ettirip o arabayı net arka plana karıştırıp hareketli bir şekilde çekersek o işte pan fotoğraftır. Hı. Yani uzun pozlamayla pan fotoğrafı karıştırmıyoruz. Tabii onu karıştırmamak lazım. Şimdi önemli bir nokta daha var. Burada hani daha kolaylaştırabilecek bir teknik seri çekim. Şimdi eğer ki makinenin seri çekimi hızlıysa, yani saniyede işte 7 kare ile 10 kare arasında bir çekim hızı varsa hareketin başladığı yerden deklanşöre basılır. Tuttuk, hareket bitene kadar tak 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 çektik. Şimdi atıyorum 20 tane fotoğraf çektik. Zaten işlerinden 3-4 tanesi bizim o hareketi denk getirmemizle beraber net olacaktır. Hmm, yani Usain Bolt'u bir daha koşturmuyoruz. Seri çekimde tık tık tık. Aynen. Ama tabii bunu esas yapmak tek karede. Tek karede yapabiliyorsan yetenekli oluyorsun. Ama zaten şimdi makinalar bize bu teknolojiyi vermiş. Aynen öyle. Niye yani, kullanmayalım ki? Şimdi X-T4 mesela, Fujifilm X-T4 saniyede 15 kare, 20 kare tarıyor. Aynen öyle. Şimdi bunu yaptığımız zaman şimdi ben niye tek kare çekeyim ki? Makine zaten hani hızlı. Bu arada Fujifilm X-T4'te hem görüntü sabitleme var. Yani 1/1, 1/2 enstantaneleri elde çekebiliyorsak bile düşebiliyoruz. Aynen bir de üstüne öyle. Saniyede o çekim hızları çok yüksek olduğu için bayağı taramalı bir şekilde rahatlıkla pan fotoğraf çekebiliriz. Yani şimdi aramızda kalsın, ben bir taktik vereyim buradan arkadaşlara. Yani ben olsam seri çekerim. Tek çektim diye de artistik yaparım. Kim ne biliyor ben nasıl çektim. Ne anlayacak değil mi? Değil mi canım yani? Yani aramızda kalsın bu da hani ufak bir tüy olarak. Evet, o zaman şimdi bir uygulamalı olarak bakalım hani kamera açılarımız nasıl oluyor, makinelerde hangi ayarları giriyoruz, hareketi nasıl yapıyoruz ona bir bakalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar, şimdi enstantanemiz 250'de bunu biraz daha düşürüyoruz işte 15-20. Onun haricinde şu an mesela gördüğünüz üzere görüntümüz çok fazla parladı. Diyaframı biraz artıracağız. İşte 8-12 gibi. Ama mesela 2500 ISO'dayız şu anda. ISO'muzu da biraz düşüreceğiz. Mesela şu anda görüntümüz tamam oldu. Bu arada kullandığımız makine aynasız bir makine olduğu için bize direkt canlı ön izlemeyi gösteriyor. Yani fotoğrafı çektiğimiz zaman şu an böyle bir değerde fotoğraf çekeceğiz. O yüzden hani 15 enstantane düştük ama diyaframı yüksek. ISO'yu da biraz daha düşük kullandık. Hatta şöyle ekran karardı, biraz daha ekranı aydınlatalım. Evet. Ayarlarımızı bu şekilde yapıyoruz. İsterseniz bir deneme de yapalım. Ben bir koşayım. Hazar benim bir fotoğrafımı çeksin. Evet arkadaşlar, şimdi kameramla Harun'a netledim. Sabit bir hareket yapacağı için netleme noktam Harun'un üzerinde. Ama hareket düzensizse, yani ileri geri gidiyorsa netleme konumunuzu C'ye alabilirsiniz. Şu an AFS kullandığımız zaman, yani single servo kullandığımız zaman işimizi görüyor değil mi? Tabii ki. Evet, evet. Şimdi 30 enstantane 13 diyaframla Harun'u koşarken çekiyorum. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. 3, 2, 1. Ben de bayağı böyle poz vererek. Harika. Evet. Evet. İstediğimiz fotoğrafımızı aldık hareketliyken. Bir bakayım. Abi harika. Ya elinle değil yüreğinle çekmişsin. Tebrik ediyorum. Evet, şimdi bunu bir de arabalar üzerinde deneyelim. Hareketli araçlar üzerinde deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, şimdi farklı bir mekana geldik. Burada arabalar gelip geçiyor. Arabalar gelip geçtiği için burada pan fotoğraf daha iyi olacak. O yüzden birazcık daha böyle uygulamalı olarak yapacağız. Şu an çekeceğimiz fotoğraflar yaklaşık 20-25 enstantane arasında çekilen fotoğraflar. Bu sayede fotoğraflardaki araçlar daha böyle hareketliymiş gibi çıkacaklar. Şimdi araba şimdi olduğu için. Da araba olduğu için daha hızlı bir enstantane. Birazcık kenara kayar mısın? Evet.
Burada biraz daha şey yapacağız. Evet, nasıl oldu abi? Şahane. Ya sen sanki bu işi biliyorsun. Evet, şimdi arkadaşlar, bu arada şeyi de söyleyelim. Evet, burada şansınızın da yaver gitmesi lazım. Biraz arabada bekliyoruz şu an. Aynen öyle. Şansını arabanın geçmeyeceği tuttu şu an. Tabii, aynen öyle. Ve şey, burada mesela sarı taksi çekerken bizim gelişmiş filtre moduyla mesela sarı öncelikli... Tabii, Fuji filmin o ADV modlarını kullanabiliriz. Mesela şimdi sarı bir tane taksi geliyor. Evet, mevzu çıktı. Evet, bir de şeyi söylemek istiyorum abi ben. İnsan koşarken hani yukarı aşağı böyle zıplama hareketi yapıyor ya. Evet. İnsan koşarken yukarı aşağı zıplama hareketi yapıyor ya. Evet. İnsanı çekerken pan fotoğrafta netliği kaçırmak çok daha olağan. Tabii. Ama mesela arabaydı, bisikletti, böyle tekerlekli şeyleri çekmek biraz daha kolay oluyor değil mi? Yani pan fotoğrafta. Tabii. Yani hareketin de doğrusal olması lazım. Hı-hı. Yani ileri geri bir hareket var mesela. Hareket bir yaklaşıyor, bir gidiyor, o zaman zor olur. Ama hareket stabilse daha rahat oluyor. Yani insanlar böyle adım atımında falan böyle zıplama hareketi falan yaptıkları için tabii. İnsan çekmek de zor. Kalktığı anda senin fotoğrafında da yukarı kalkıyor ve full bir fotoğraf elde ediyorsun. Yani insanı koşarken net çekemediğimiz zaman hani biz yeteneksiz miyiz acaba diye düşünmeye gerek yok. O insandan kaynaklı. Aynen öyle. Orada hata bende ve hatta çekeceğiniz model evet. Kimse. Evet abi, şimdi konuyla alakalı başka eklemek istediğin bir şey var mı? Şöyle, şimdi kullanıcılar mesela evde bu formülü denemek isterlerse daha basit bir yolu var. Yani pratik yapmak açısından bir yolu var. Mesela makinayı vizöre dayadım. Aynen. Geniş açıdayken mesela 18 mm'de şu an 20 enstantanem var. Aynen. 1/20'de. Elime doğru çevirdim. Netlik yaptım. Elime netlik yaptım. Sonra netledikten sonra, yani yarım dekten şöyle bastıktan sonra şu şekilde seri çekimde kaydırdım. Ne oluyor? Elim net, arka taraf tamamen kaydı. Yani pratik yapmak için bunu da kullanabilirsiniz. Tabii pan fotoğraf birazcık hani teknik ve pratik isteyen bir nokta. Birazcık hani el ayarınızın da hani iyi olması lazım. Daha böyle stabil dönmeniz lazım. Bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Hani ilk başta kendi elinizle deneyip sonra araçlar üzerinde, sonra işte motosikletli, bisikletli birisi üzerinde denerseniz daha iyi olacaktır. Evet, zannediyorum başka ekleyeceğimiz bir şey kalmadı. Evet, keyifli çekimler arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.